İyi akşamlar. İskele Sancağa hoş geldiniz. Bu hafta İskele Sancağ Ankara stüdyolarımızdan yapacağız. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal. Tabi seçim gündemi ağırlıklı konumuz olacak. 36 günlük bir süre kaldı önümüzde. Şu günlerin en yoğun temposu partilerin milletvekili aday listelerini belirlemesi süreci. Bugün Millet Hareket Partisi vakit daha gelmeden, daha dolmadan listesini verdi. AK Parti'de yine aynı şekilde yoğun bir şekilde bu trafik devam ediyor. Tabii seçim dışında Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili İstanbul'da çok önemli bir zirve, İslam İşbirliği Örgütünün zirvesi vardı. Sonuç bildirisi de biz hemen yayına girmeden önce ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu konuyu da konuşacağız programımızın ilerleyen bölümlerinde. Ama önce başta da dediğim gibi ağırlıklı olarak seçim gündemini konuşacağız. Çok önemli sorularımız, merak ettiğimiz sorular var. Sayın Ünal'a bu sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. MHP bugün çok erken davrandı. Normalde bu işin rutini işte son saate kadar herkes bekler. 17'de biz de pazartesi 17'ye kadar bu işin süresi var diyoruz. Ama MHP verdi listesini. Siz ne durumdasınız? Sizin listeler tamamlandı mı? Tamamlanmak üzere mi? Hala çalışılıyor mu? Biz e, pazartesi günü normal süresi içerisinde vereceğiz. Şu anda üst kurul çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz biz e, 7.340 kişinin e, aday adaylık başvurusunda bulunan e, milletvekili aday adayının 14 tane alt komisyonda mülakatları gerçekleştirildi. Öncesinde bütün illerde. E, aday adaylarının temayülleri e, gerçekleştirildi. E, bu veriler ışığında e, 14 genel başkan yardımcımızdan oluşan 14 ayrı komisyon e, 2.100 kişiyi üst komisyona, üst kurula çıkardı. Şimdi bu e, 2.100 kişi içerisinden e, cumhurbaşkanımızın, kişi. genel başkanımızın başkanlığında bir e, üst kurulda bir seçici heyet. E, 600 kişiyi listelere yerleştirecek. Şu anda bu çalışmalar devam ediyor, yoğun bir şekilde. İnşallah Pazartesi günü biz normal süresi içerisinde biz de Yüksek Seçim Kuruluna listelerimizi teslim edeceğiz. Şu hangi safhada yani? Mesela duyuyoruz ki işte 30 büyük şehir dışındakiler belli oldu büyük şehirlere çalışılıyor gibi şeyler geliyor kulağımıza. E tabii şimdi üst kurulun çalışma sistematiği kendi içerisinde hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarla ilgili temel bir iş tüzük kuralı vardır. Komisyon kendi gündemine hakimdir. Şimdi üst kurulu kendi komisyon gündemi içerisinde bu değerlendirmeleri yapıyor. Burada alt komisyonda görüşmeleri gerçekleştiren genel başkan yardımcısı, mülakatları gerçekleştiren genel başkan yardımcısı kendi ili geldiğinde üst kurula çıkarak o mülakatlar neticesinde üst kurula teklif ettiği milletvekili aday adaylarıyla ilgili bilgi veriyor. Ve o bilgiler ışığında da gerekli listeler oluşturuluyor. Evet. Peki şu anda ne görünüyor yani 24 Haziranla ilgili e, çok elinizin rahat olduğunu söyleyebilir misiniz yoksa e, çok belirsiz ve riskli bir tablo mu var Ak Parti yok, ve Cumhurbaşkanlığı yani, seçimi açısından? Şimdi e, Ak Parti açıkçası e, şunun rahatlığı içerisinde yani bir belirsizlik yok anlamında bunu söylüyorum. Şimdi biz bir taraftan da seçim beyannamesini hazırlıyoruz. Manifestomuzu e, Cumhurbaşkanımız bir şahlanış bildirisi olarak İstanbul'da okudu biliyorsunuz. Evet. Kamuoyuyla paylaştı. O işin e, daha çok işin söylem ve ruh tarafıydı. Şimdi daha somut olarak bir seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Seçim beyannamesini hazırlarken e, her defasında gördüğüm bir şeyi ben sizinle paylaşayım. Ben 2007 dahil olmak üzere bütün seçim beyannamesi çalışmalarında bulunmuş bir kişi olarak bunu söylüyorum. Biz 2002 seçim beyannamesinde ne vaat etmişsek 2007 seçim beyannamesinde bunları gerçekleştirmişiz. Hı. 2007 seçim beyannamesinde vaat ettiklerimizi 2011 seçim beyannamesini hazırlarken baktık onları gerçekleştirmişiz ve yeni vaatler tabii yeni anladım. vaatler ortaya koymuşuz. Şimdi 2011'de vaat ettiklerimizi 2015 seçim beyannamesini hazırlarken gerçekleştirmişiz. Şimdi arkadaşlarımızla ben 24 Haziran seçimlerinin tarihi belli olunca hemen tanıtım medya başkanlığı olarak oturduk ve elimizdeki bütün seçim beyannamelerinin hızla bir analizini yaptık. Yani bugüne kadar biz topluma neler söylemişiz, hangi alanlarda, hangi vaatlerde bulunmuşuz? Bunları bir tabloya döktük. Çünkü yeni seçim beyannamesini hazırlayacağız. Ee, gördüğümüz şey şu, bugüne kadar AK Parti bütün seçim vaatlerini artı vaat etmedikleri şeyleri de, seçim beyannamelerinde vaat etmedikleri şeyleri de gerçekleştirmiş. Bence burada en kritik şey şu, yani bütün bu çalışmalar sırasında gördüğüm, arkadaşlarımla da paylaştığım, Bugün bütün dünyada konuşulan bir şey var. Bir kaos ve belirsizlik konuşuluyor. Neden bir kaosu ve belirsizliği konuşuyoruz? Çünkü e, tıpkı 18. 19. yüzyılda nasıl ki yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyordu. Değişim bütün uçurumlarıyla geldiğinde insanoğlu Yeni bir toplum biçimine, yeni bir ilişki biçimine, üretim biçiminde ortaya çıkan niteliksel değişimin sonuçları, yeni bir düzen, yeni bir dünya, yeni bir düzen ortaya çıkıyordu, yeni yeni sınıflar ortaya çıkıyordu. Bunları okuyabilen, bunları doğru görebilen, eski ezberleriyle değil de öngörüleriyle bunları okuyabilenler yeni dünyada yerlerini aldılar. Şimdi 100 yıl sonra dünya benzer bir durumla karşı karşıya. Bugün işte teknolojideki değişim, dijital dönüşüm, işte özellikle küreselleşmenin, iletişimin, ulaşımın bu kadar yaygınlaşması ve artık dünyanın analog bir sistemden dijital bir sisteme geçişi bütün bunlarla birlikte biz bir şey görüyoruz. Yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyor. Yeni ilişki biçimleri ortaya çıkıyor. Yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Bunu okuyabilen, Türkiye'de bunu anlayabilen kim var? Bunu anlayabilen, okuyabilen ve buna dönük öngörüler geliştirebilen ve Türkiye'yi 10 yıl sonrasına, 15 yıl sonrasına hazırlayabilecek birikimde ve donanımda olan siyasi hareket, Kurumsal yapı kimdir diye baktığınızda AK Parti. Neden? Çünkü 16 yıldan beri son derece dinamik yapısıyla hem dünyayı okuyabilen, hem Türkiye'yi okuyabilen, hem bölgeyi okuyabilen, hem de liderliğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, mesela bugün işte İstanbul eğer İstanbul'da zirvesi. İslam İşbirliği zirvesi toplantısı yapıldı ve küresel ölçekte, İstanbul'dan dünyaya bir şey söylendiyse bu şu anlamada geliyor. Bugün Türkiye artık Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle birlikte küresel bir aktör konumunda. Bunu daha önce biliyorsunuz. Kudüs'ün Trump'ın imzasıyla başkent İsrail'in evet İsrail'in başkent ilan edilmesiyle birlikte Türkiye küresel ölçekteki rolünü Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan küresel liderlikteki şeyini etkisini o günde görmüştük. Yani özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylamada alınan sonuçta da bunu görmüştük. Şu sadece geçtiğimiz 10 gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünya liderleriyle yaptığı telefon diplomasisi, aynı anda bütün liderlerle konuşabilen, bütün liderlerle görüşebilen ve bu anlamda hem ülkesinin hem bölgesinin hem de dünyada mazlumlara mağdurlara dönük yapılan haksızlıklara güçlü bir ses olarak çıkan kim var diye baktığınızda Türkiye var ve Recep Tayyip Erdoğan var. Bunu şunun için söylüyorum yani 10 yıl sonrasının dünyasına Türkiye'yi hazırlayabilecek kadrolar AK Partili kadrolar. Şimdi seçim beyanname'mizde bir taraftan hazırlarken bu çerçevede hazırlıyoruz. Ne olacak? Yani, Birkaç böyle bir şey verebilir misiniz bize? Beyannamede... Yani şimdi e, beyannamede e, öncelikli hani olarak... Her seçim döneminde insanların aklında böyle yer eden... E, tabii oradan ipuçları... Projeler ip, var ip, şimdi tabii ki yine e, büyük projelerimiz var. Yani e, 16 yılda gerçekleştirdiğimiz projeler var. Devam eden projeler var. Bir de e, önümüzdeki 10 yıl için toplumun önüne koyacağımız yeni projeler var. Bunları seçim beyannamesinde paylaşacağız. E, bir de e, bunun yanı sıra e, şu var. Şimdi dönüp 16 yıla baktığımızda hatırlayalım. E, Türkiye'de e, demokratikleşmeyi, özgürlük alanlarının genişlemesini, vesayetle mücadeleyi, millet iradesinin egemen kılınmasını, Türkiye'nin o devasa değişimini sağlayan kadrolar AK Partili kadrolar. Bundan sonra da bu değişimi sağlayacak güç kimde var diye baktığınızda o akıl, o birikim, o deneyim o tecrübe nerede var diye baktığınızda AK Parti'de var. Bunu sadece şu erken seçim kararı alındıktan sonraki süreçte siyasi partilerin reflekslerine bakarsanız çok net gördüğünüz bir şey var. Türkiye'yi kim yönetebilir sorusunun cevabı çok açık Türkiye'yi 16 yıldan beri dünyayı, bölgeyi ve Türkiye'yi çok iyi tanıyan, son derece disiplinli bugünü ve geleceğe dönük okumaları ve öngörüleriyle yine AK Partili kadrolar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ortaya çıkıyor. Çünkü şimdi Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde siyasilerin kendi aralarındaki ...ittifak kurduk, kurmadık, ortak aday çıkardık, çıkarmadık... ...ondan sonra çatıydı, pencereydi, kapıydı... ...anlaştık, anlaşamadık... ...işte iadeli, taahhütlü milletvekili gönderdik... ...milletvekillerini e, geri aldık... yeri garantili... <laughs> ...şimdi 15. bütün bunlara baktığınızda... ...bütün bunlarda... E, ...toplumsal ve siyasal bir tabana dayanarak... ...ve bu toplumsal ve siyasal tabanın sorumluluğunu üstlenerek hareket eden siyasileri görmüyorsunuz. Tam tersine kendi kişisel hesaplarıyla hareket eden, kendi kişisel hırslarıyla hareket eden bir siyasi akıl görüyorsunuz orada. bütün bunlara baktığınızda şunu, şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki evet deneyimiyle, tecrübesiyle bu süreci yine kim yönetebilir? AK Parti yönetebilir. Ve burada kritik bir soru daha var. Onu da sorup tamamlayayım. Şimdi biz meseleye bakarken Mesela dört tane terör örgütüyle Türkiye şu anda mücadele ediyor değil mi? Hı hı. Ve Türkiye'nin son üç yılda özellikle Arap Baharı'ndan sonra bölgede ortaya çıkan e, istikrarsızlık ortamı ve çatışma ortamında e, Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde ayakta tutan e, ve dolayısıyla Türkiye'yi bir barış ve istikrar adası haline getiren terörle mücadelesinde aslında Demokrasiyi koruyan, güvenliği sağlayan hakları ve özgürlüklerini yani vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini terörün tehdidinden ve şiddet sarmalına ülkenin girmesinden koruyan ve muhafaza eden kim? Yine bakıyorsunuz o milletin iradesiyle siyasetin konsolide olması ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bunun Türkiye'yi nasıl taşıdığını da net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi mesela seçim manifestosu Sayın Erdoğan'ın açıkladığı en çok zihinde kalan tabii çok şey var orada ama işte yeni dönem daha çok demokrasi, daha çok reform, daha çok adalet, işte ahdim olsun ki en sonunda yemin olsun ki şimdi burada muhalefette diyor ki siz 16 yıldır iktidardasınız yani bunu 16 yıldır niye yapmadınız da şimdi vaat ediyorsunuz? Daha çok demokrasi, daha çok reform, daha çok adalet. Bir bu tarafı. Bir de yani bu anlamda bunun içini nasıl dolduracaksınız? Yani arkasını nasıl getireceksiniz? Daha evet. çok demokrasi, daha çok reform, daha çok adalet derken bunun için nasıl dolduracaksınız biraz açabilir misiniz? Şimdi e, hatırlayalım yani 2002'de Türkiye nasıl bir Türkiyeydi onu bir hatırlayalım şimdi 16 yıl e, iktidarda e, kaldığınızda yani artık Türkiye'de e, Ak Parti bir e, siyaset bilim açısından bir hakim parti modeli oluşturmuş durumda dolayısıyla e, 16 yıl öncesini hatırlamakta fayda var e, biz nereden buraya geldik biz Türkiye'de genel kurmay başkanlarının siyasete müdahale ettiği yargının siyasete müdahale ettiği kapatma davalarının Cumhuriyet mitinglerinin Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz kavgalarının olduğu günlerden bugüne geldik. Bunları şunun için anlatıyorum. Biz devleti kim yönetecek sorusunun cevabı Türkiye'de temel çatışma alanıydı yani, Devleti, milletin seçtiği temsilciler mi yönetecek, yoksa kendisini devletin sahibi zanneden bir egemen sınıf mı yönetecek? Yani sivil ve askeri bürokrasinin dışında bir de Türkiye'de kendisini üstün gören, kendisini devletin sahibi gören bir sınıf vardı ve bu sınıf ne diyordu? Bir dakika kardeşim devletle ilgili karar verilecekse bu kararları ben veririm diyen bir sınıf vardı. Bir de 40 yıl boyunca devletin içerisine sızmış sivil toplum örgütü görünümlü bir Fetö. yapı vardı. FETÖ yapılanması vardı. Şimdi biz bu vesayet odaklarını tasfiye ettik. Milletin iradesini gerçek anlamda egemen kıldık. Seçimle gelenin seçimle gittiği sandığın gerçek anlamda karar verici haline geldiği bir ülke var şu anda. Efendim diyor son 4 yılda şu oldu bu oldu. Evet. Son 4 yılda biz Adam neden? Bu gündemden sapıldı. Demokrasiden son, Bakın işte söylemi şuradan kurduğunuz zaman şimdi ben CHP'lileri dinlerken bazen şaşkınlıkla sanki zekamızla hafızamızla alay eder gibi konuşuyorlar. Sanki Dünya hiç değişmemiş. Bölgede bu olaylar olmamış. Bölgede e, Libya'dan Ukrayna'ya kadar 9 tane ülke yönetilemez duruma, 4 tane ülke devlet olma niteliğini kaybetme durumuna düşmemiş. Arap Baharı'nın sonuçları Suriye, Mısır bunlar yaşanmamış. Körfez'de bütün e, dengeler değişmemiş. Avrupa'da yükselen ırkçılıkla bizim AB hedefimize dönük sorunlar yaşamamışız. Bize diyorlar ki ya siz Almanya'yla siz Hollanda'yla, Belçika'yla, Avusturya'yla niye sorun yaşıyorsunuz? Ben de diyorum ki 2005'teki, 2006'daki Avrupa'yı bize getirin. Biz onlarla ilişki kurarız. Sanki 2005'teki, 2006'daki bölge, Suriye, Irak ve Mısır, Libya sanki onlar hala devam ediyor. Yani Türkiye bir bölgede yaşıyor ve bu bölge son 4 yıl içerisinde Daş gibi bir terör örgütünün ortaya çıkması, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Amerika Birleşik Devletleri üzerinden aldığı pozisyon. Mesela şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ben NATO'nun en büyük müttefiklerinden birisiyim. NATO'nun güney sınırlarını koruyorum. Ve NATO'nun en büyük müttefiki olan Amerika benim koruduğum güney sınırları için şunu söyleyebildi e, ee, ben 30 bin kişilik bir sınır güvenlik birimi oluşturacağım. Kimden oluşturacaksın? PKK'dan. PKK'dan oluşturacağım. Şimdi NATO'nun sınırını koruyan Türkiye'ye Türkiye için en büyük tehdit olan PKK terör örgütü mensuplarıyla sınır güvenlik birimi oluşturmayı konuştu. Bunu biz nasıl bertaraf ettik? Kararlı durarak bertaraf ettik. Yani 15 Temmuz, sanki Türkiye 15 Temmuz'u yaşamamış, 15 Temmuz'un hemen akabinde yani bugün özellikle e, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru 15 Temmuz'umuzda başarılamayan şey Türkiye'yi bir terör koridoru üzerinden kıskaca almak değil miydi amaç? Hı. Türkiye bunu ne yaptı? Fırat Kalkanı'yla bir hançer gibi kesti ve Zeytin Dalı'yla da kafasını ezdi. Hayır, şunu biliyorsunuz, bir takım sorunlar yaşıyorsak demokrasiyle ilgili eee reformlarla ilgili demokrasiyle ilgili yıldır. demokrasiyle ilgili sorun yaşamıyoruz. Tam da şunu konuşmamız gerekiyor. Biz e, Hendek olaylarını hatırlayın. E, 6 7 8 Ekim olaylarını hatırlayın. Türkiye'nin içine çekilmek istenen şiddet sarmalını hatırlayın. 15 Temmuz'u hatırlayın. Biz bu mücadeleyi ne için verdik? Demokrasiyi korumak için Hı. verdik. Biz bu mücadeleyi ne için verdik? Milletin güvenliğini, kamu düzenini korumak için verdik. Bu mücadele tam da İçeride içeride özgürlüklerin korunması, güvenliğin sağlanması, demokrasinin, millet iradesinin egemen kılınması için verdik. Nasıl ki dün vesayetle mücadele ediyorduysak, bunu vekalet savaşlarıyla, terör örgütleriyle bu defa üzerimize geldiler. E hamdolsun bunları da bertaraf ettik. Yani burada mesela biz olağanüstü hal ilan ettik. E, bugün Fransa'da, İngiltere'de en ufak bir terör saldırısı olduğunda hemen olağanüstü oh. hal ilan ediliyor. Peki bizim ilan ettiğimiz olağanüstü hal neydi? 15 Temmuz'dan hemen sonra 20 Temmuz'da e, devletin içine sızmış olan bir yapıyı temizlemek için daha önce e, vatandaşa dönük ilan edilen olağanüstü hali değil, bu defa devletin e, kendi iç mekanizmalarında ortaya çıkan sorunları çözmek için adeta devlete dönük bir olağanüstü hal ilan ettik. Ama muhalefet burada ne yaptı? Muhalefet kalktı yani ana muhalefet 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi. Anayasanın amir hükmü. Darbe 20 Temmuz'da başladı. Türkiye mi? Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğüne göre alınmış kendi çatısı altında yaşadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı olağanüstü hal kararına sivil darbe dedi. Siz şimdi toplamda bu iklimden çıkışı mı vaat ediyorsunuz? Yani o manifestoyla. E, tabii ki biz şunu söylüyoruz. 16 yıl içerisinde biz her alanda ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşım'a her alanda Türkiye'yi önemli bir yere getirdik. Bakın ben sadece hani diyorlar ya Türkiye şöyle oldu böyle oldu. Ben iki tane üç tane veri paylaşayım. 2002'de günlük bir doların altında kazancı olanların nüfusa oranı eee %0.20'ymiş. Biz bunu sıfırlamışız. Yani 2000'de 2. 1000'de 2ymiş. 2 doların altında geçinenlerin nüfus oranı %3.4'müş. Bunu sıfırlamışız. Yine 3 doların altında günlük kazancı 3 doların altında olanlar nüfusun %30'unu oluşturuyormuş. Yani her 100 kişiden 30 30 tanesi 3 günlük dolar günlük ve daha aşağı üç gelir dolar ve altında gelire sahipmiş. Böyle yaşıyormuş. Bunu biz bugün %30'u %1'e düşürmüşüz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Şimdi dolar yükseldi ama tekrar refahı 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 kredince... refahı tabana yaymışız. Şimdi ekonomiyi dolar üzerinden bu eski bir biliyorsunuz kriz şeyi e, travması. Eskiden ekonomiyi döviz üzerinden okunurdu. Dövizde bir hareketlenme olduğu zaman sanki ekonomik kriz olacakmış gibi bir psikolojik e, şey e, refleks ortaya çıkardı. Daha da önemlisi Vatandaşlarımızın %97'sini sosyal güvenliğe kavuşturmuşuz. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderleri karşılama oranını %95'e çıkarmışız. Yine SGK'nın bütçe açığı %28'miş bunu %7'ye düşürmüşüz. Yine bugün daha çok önemli bundan 15 gün önce yayınlandı OECD verilerinde sağlık sistemine güveniyorum diyenlerin oranı daha doğrusu güvensizlik endeksi yayınlandı. Hı hı. Amerika'da güvensizlik endeksi %87'ler. Türkiye'de %3. Bu şu demek? Sağlı sağlığa. Evet, Yani herhangi bir şekilde sağlığınızı kaybettiğiniz durumda sağlığınızla ilgili devletinizin sizinle ilgili şeylerine hani itimat ediyor, itimat musun? ediyor musunuz? Türkiye'de 87 mi Amerika'da? Amerika'da Türkiye'de %3 buşu demek yüzde %97'si güveniyorum demek. Ne demek? Pasta ne de? olduğum zaman Evet. Çünkü mesela yerler. fakirleştirici sağlık gideri dediğimiz mesela adam kanser oluyordu Allah korusun. Hmm. Adamın bütün ailesi, komşuları, dostları hepsi adeta iflas ediyordu o kişinin sağlık Katastrofi giderlerini. Ona, evet. Şeyleri. Şimdi biz bunu ücretsiz hale getirmişiz. E, aynı şekilde hastanelerde e, adeta vatandaşımız ücretsiz işte her gün arıyorlar. Allah razı olsun. Girdik, tedavimiz olduk, tek kuruş ödemeden çıktık. Kanser vakaları da artık devlet karşılıyor, değil mi? Devlet karşılıyor. Ilaçlarını. Yani ilaçları karşılıyor. Dolayısıyla Amerika mesela Amerika'da karşılamıyor mu? Amerika'da şu anda sağlık sistemi açısından çok ciddi bir e, sorun var. Hatta geçen e, bir e, sosyal medyada video vardı. Acilde e, orada adam öldü. Niye bakmıyorlar? Çünkü e, niye Parasıyor. şey yok. Sosyal güvenlik şeyinde değil, sisteminde değil. 847 bin evde sağlık hizmeti veriyoruz. 466 bin yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. 9.3 milyon kişiye sosyal yardım ulaşıyor. Şimdi ya bunlar oldu. Yani işte biz öğrenciyken öğretmen bize derdi ki tebeşir paramız yok, hadi bakalım tebeşir parası toplayın derdi. Hatırlıyorsan, evet. tebeşir parası toplardık. Gider tebeşir alır da kara tahtaya yazardı. Şimdi sınıflarda akıllı tahtası var. Önünde tablet, bilgisayarı var. Bütün okullarda internet bağlantısı var. Bütün bunları yapmışız. Bütün bunları yaparken millet iradesinin egemen kılındığı, milletin temsilcileri eliyle devletin yönetildiği bir sistem kurulmuş ve daha önemlisi bütün bu sorunları üreten, soğuk savaş yıllarının şartlarına göre oluşturulmuş idari sistemi değiştirmişiz. Bence en büyük reform budur. Yani 90 yıldan beri yaşanan ve işte başlangıcı itibariyle belki parlamenter sistem diyeceğiz diyebileceğimiz fakat daha sonra 1960'tan sonra parlamenter sistem olma özelliğini de kaybetmiş bir vesayet sistemi 2007 yılında zaten halk oylamasıyla tamamen niteliğini kaybetmiş bir sistemi bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Az önce konuştuğumuz önümüzdeki 10 yılın, 15 yılın değişimini, dönüşümünü e, karşılayabilecek ve bu değişimi yönetebilecek yeni bir hükümet sistemi getiriyoruz ve seçim beyannamemizde bu yeni hükümet sistemiyle birlikte her alanda hangi değişiklikler yaşanacak ve hangi yenilikler yaşanacak seçim beyannamemizde bunu da anlatıyoruz. Peki şimdi. E Muharrem İnce mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı karşısında Cumhurbaşkanı adayı ben diyor huzur vaat ediyorum diyor. Yani huzuru kaçmış bir ülke eleştirisi. Şöyle bir mesela biraz önce bir analiz yaparken yargının siyaseti kontrol ettiği dönemlerden söz ettiniz. Gerçekten de işte yani iktidar partisi de çok saçma sapan bir ile bir kapatma davası açıldı ve bir kişinin belki de son dakika yani Google'dan Google'dan, Google'dan toplanan bir takım internet ortamında alınmış belgelerle tuttu. Bu vaka evet. yani bir yargı vesayeti Türkiye'de var idi. Şimdi Muharrem İnce diyor ki mesela ben geldiğim zaman Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında yargı bağımsız olacak. Atama yapmayacağım. Herkes yargıya güvenecek. ben çay toplayan, düğme ilikleyen, Cumhurbaşkanına gelince ayağa kalkmayan bir yargı ve hakimler istiyorum diyor. Yani sözlerin çıktığı yer şurası. Bu defa da tersi oldu. Siyaset ya da iktidar yargıyı yönetmeye başladı. Yargı işte tırnak içinde AK Parti'nin arka bahçesi haline geldi gibi uzatabileceğimiz cümleler kuruyorlar. Bu andan da yani daha çok adalet sizin seçim manifestonuzda da yer alan işin bu kısmıyla ilgili bu eleştirilere ne diyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak bu Muharrem inceden ziyade e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 e, Temmuz'dan sonra ısrarla kullandığı e, Türkiye'deki yargıyı mahkemeleri hakim ve savcıları itibarsızlaştırmak için kullandığı bir dil. E, bir taraftan biz fetö yargılamalarını gerçekleştirirken öbür taraftan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, Dedi ki Türkiye'de adalet yok, Türkiye'de mahkemeler yok, hakimler, savcılar iktidardan talimat alıyor. Biz de onlara dedik ki böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Her şeyden önce hatırlayın yargıda birlik hareketi vardı bu HSK seçimleri öncesinde. Yani her düşünceden, her kesimden insanlar o dönemde. Bir araya, bir, geldiler. bir araya geldiler Dolayısıyla Fetö'ye karşı bir araya, geldi karşı bir araya, araya geldiler. geldiler yani e, maalesef e, 2010 e, referandumundan sonra biz ısrarla e, e, HSK seçimlerinde çarşaf liste olmasın derken o dönemde hatırlayın çarşaf liste olması için anayasa mahkemesine giden ve çarşaf listeyi getiren kimdi Cumhuriyet Halk Partisiydi Biz o zaman dedi o dönem dedik ki bakın eğer çarşaf liste getirirseniz Allah korusun yargı bir grubun eline geçebilir. Oturur birisi bir liste hazırlar ve sonra da yürüttüğü e, lobi faaliyetiyle böyle bir şey. Bunu anayasa mahkemesinde e, şeyi iptal ettirip e, her bir hakim ve savcının bir kişiye oy vermesini iptal ettirip çarşaf listeyi kim getirdi? CHP getirdi. Peki yargıdan FETÖ'yü kim temizledi? Biz temizledik. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün maskesi düştükten sonra devlet ve siyaset FETÖ'yle mücadele ederken CHP kime sahip çıkıyordu? FETÖ'ye sahip çıkıyordu. Elinizde delil var mı diye bağırıyorlardı bize. Şimdi dolayısıyla bugün artık FETÖ'den temizlenmiş, hainlerden temizlenmiş, namuslu ülkesini seven insanların olduğu yargı sistemine böyle bir bühtanda bulunmak bu insanların onuruna, haysiyetine hakarettir her şeyden önce. İkincisi ben Muharrem İnce'yi dinliyorum, Muharrem İnce'yi dinlerken bizim bir belediye başkan adayı vardı Elbistan'da, ben o zaman üniversiteyi yeni bitirmiştim, Elbistan'a gittim o zaman. Bu çevresindekilere şey anlatıyor, yani seçim kampanyası nasıl yapacaklar onu anlatıyor, arkadaşlar dedi stratejimiz belli, doldur boşalt atış serbest. <laughs> Şimdi ben bunu hiç unutmadım. <laughs> Şimdi ben <laughs> Muharrem dinlerken sizin doldur boş Sizin al. partiden değildi. O bana. yok o zaman <laughs> ben, yok. ben bahsettiğim 89-90'lı evet. yıllar bahsediyorum. Yani o zaman üniversiteyi yeni bitirmişim. Hani memlekete gittim. Hani orada bakıyorum işte kim ne yapıyor falan. Yeni de üniversite mezunuyum işte seçimler falan da var. İşte e, öyle bir şeye denk geldim. Şimdi bu tam böyle ee, herhangi bir fizibilitesi olmayan, herhangi bir altlığı olmayan, herhangi bir verili bilgiye, ölçüme dayanmayan. Adeta hani insanlar kahvede oturur, muhabbet ederler ya. Ya şunu şöyle yapmak lazım. Bunu böyle yapmak lazım. At asarlar, keserler. Tam bir doldur boşalt, atış serbest dili ve söylemiyle gidiyor. Ve bu bana bir şeyi daha hatırlatıyor. AK Parti öncesi Türk siyasetindeki vaatleri hatırlayalım. İşte iki tane anahtar veriyoruz. O ne veriyorsa ben üç fazlasını veriyorum. Türkiye o günlerin siyasetini artık geride bıraktı. Ve maalesef şu anda Muharrem İnce'nin ve birbirine benzemezler ittifakının topluma en büyük vaadine biz eski sistemi tekrar getireceğiz. Hmm. Ya Allah aşkına siz topluma ne söylüyorsunuz? Yani biz değişimi konuşuyoruz, dönüşümü konuşuyoruz, dünya kaos ve belirsizliği konuşuyor, yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyor, yeni ilişki biçimleri ortaya çıkıyor, yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Bu yeni ortaya çıkan dünyada Türkiye'nin pozisyonu, gençlerimizin geleceği ve bütün bunlara ilişkin herhangi bir şey konuşmuyorlar. Biz ne yapacağız? Eski Türkiye'ye getireceğiz. Niye? Eski Türkiye çok güzeldi. Ne vardı? Eski Türkiye'de biz Nülüfer şarkıları dinliyorduk. Eski Türkiye'de işte keyfimiz yerindeydi. Eski dünya yok artık. Bugün eğer dünyayı takip ederseniz, bugün özellikle e, sosyologların, e, sosyal psikologların, siyaset bilimcilerin makalelerini e, takip ederseniz, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, bu değişim bütün uçurumlarıyla geldiğinde, tıpkı 19. yüzyılda olduğu gibi, hiç kimse kendini güvende hissetmez. Kim kendini güvende hisseder? değişimi okuyan, değişimi anlayan, değişimi yöneten, liderliğiyle doğru öngörüler koyan, doğru tedbirler alanlar kendilerini güvenli hisseder. Şimdi Muharrem İnce'yi dinlediğim zaman ben doldur boşalt, atış serbest. Yani ne dünyadan haberi, ne Türkiye'den haberi, ne olup bitenlerden haberi anlattığı şeylerin çoğu zaten 18 yıl içerisinde biz bunların çoğunu zaten gerçekleştirmişiz. Bu gerçekleştirdiğimiz şeylerden bile maalesef haberi yok. Peki. Bir ara verelim müsaade ederseniz. Dönüşte hem kaldığımız yerden hem de Kudüs, Filistin meselesiyle ilgili de birkaç sorum olacak size. Reklama gidiyoruz efendim. Dönüşte tekrar birlikte olacağız. Evet tekrar birlikteyiz. İskele Sancak'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal konuğumuz. Şimdi biz tam yayına girerken sonuç bildirgesi İslam Zirvesi'nin, İslam İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin bizde bir görelim ona göre ikinci bölümde daha net veriler üzerinden konuşalım demiştik. Bu net veriler geldi. Şimdi bazı ifadeler bildiriye, sonuç bildirisinde yansıyan. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması Kudüs'ün statüsünü değiştirmez. Bu saldırganlık cezalandırılmalı. Birleşmiş Milletler güvenliğini, sorumluluğunu yerine getirmeli. ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur diyor. Yani başka ülkeler de elçiliklerini Kudüs'e taşırsa bu suç ortaklığı olur diyor. Çok önemli bir şey ABD'yi takip eden ülkelere karşı siyasi ve ekonomik adımlar atılmalı deniyor. ABD'yi takip eden yine aynı şekilde ülke, şirket ve bireylere kısıtlamalar e, gelmeli, getirilmeli diyor. İşte Filistinler için uluslararası koruma gücü yerleştirmeli. Yani her biri ayrı ayrı kendi içinde güçlü ifadeler bunlar. E, soru şu bunlar fiiliyata geçecek mi? Şimdi her şeyden önce e, İslam dünyasının, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ilk defa e, kararlı ve gür bir sesle bunları söylüyor olması çok kıymetli. Bugün e, Cumhurbaşkanımız e, konuşmasında bir hususa değindi. Hı. Çok önemli ve kritik bence. Eğer biz ilk kıblemizi Hı. koruyamazsak son kıblemizi de koruyamayız. Geleceğine yani gelmemiz. mesele burada, e, mesele Kudüs değil. Mesele yani e, Orta Doğu'yu konuşurken aslında biz Orta Doğu'da e, mesela İran'ı konuşurken biz... Nükleer enerji ya da nükleer silahları mı konuşuyoruz? Hayır. Şimdi eğer biz nükleer silahları konuşuyor olsa Kuzey Kore'yi de konuşmamız gerekir. Yani İran nükleer silah konusunda geliştirme aşamasında ve Kuzey Kore deneme aşamasında. İsrail'in elinde var. İsrail'in elinde var. Şimdi mesele eğer burada nükleer silahlar olsa o zaman Kuzey Kore ile ilgili ya da İsrail ile ilgili başka bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün Kudüs'ü konuşurken, Filistin'i konuşurken, Orta Doğu'yu konuşurken, Suriye ya da Irak'ı konuşurken şöyle bir yanılsama içerisine düşmeyelim. Suriye'de yaşananlar Esed gitsin mi kalsın mı meselesi değil. Ya da Irak'ta yaşananlar Irak'ın işte yok ibadiydi, malikiydi bunlar değil. Şimdi 100 yıl sonra bunlar Tekrardan bölgeyi dizayn ediyorlar. Yüzyıl önce bunlar Osmanlı'yı e, tarih sahnesinden çıkardıktan sonra dediler ki evet İslamla ilgili bir tehlike kalmadı artık. Yeni tehlike kimdi? Yeni tehlike komünizmdi onlar için yeni tehlike. Şimdi. 92'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tarih sahnesinden çıkmasıyla birlikte İslam tekrar. bu defa 2001'de dediler ki bir dakika bizim yeni tehdit algımız tekrardan İslam coğrafyası ve İslam coğrafyasındaki gelişmeler. Bugün Recep Tayyip Erdoğan neden batıda bir nefret objesi haline getirildi? Kişiliğinden dolayı mı? Karakterinden dolayı mı? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği bir misyondan dolayı. Dolayısıyla biz şunun farkında olmamız gerekiyor. Burada asıl mesele e, İslam dünyasının e, bu o, malum o çete, küresel çete tarafından bir tehdit olarak görülmesi ve İslam dünyasından çıkan her gür sesin bir şekilde tasfiye edilmesi meselesi ve mesele sadece Kudüs değil, mesele aynı zamanda Mekke ve Medine. Eğer biz Kudüs'ü koruyamazsak Mekke ve Medine'yi koruyamayız. Kudüs eğer sana farklı değil dedi mesela bugün. Evet, evet, eğer biz Şam-ı Şerifi koruyamazsak Kudüs'ü koruyamayız. Bakın bugün Şam'ı koruyamadığımız için zaten Kudüs'te sorun yaşıyoruz. Eee Kahire'yi düş, Kahire düştüğü için Şam'da sorun yaşadık. Yani süreçleri iyi takip edelim. Şimdi ne olmuştu aslında? bir e, Arap Baharından sonra e, Kahire, Şam e, ve İstanbul. Yani e, hafızanız yerine geldiğinde e, ilk sorduğunuz soru zaman ve mekanı sorarsınız. Neredeyim? Bugün günlerden ne? Yani eğer bir hafıza kaybı yaşamışsanız hafızanız yerine geldiğinde zaman ve mekanı sorarsınız. Şimdi. Bu Arap Baharı ve daha sonrasında son 16 yıldan beri Türkiye'de yaşananlarla birlikte İslam dünyasının hafızası tekrardan yerine gelmeye başladı. Kahire'yi niye kaybettik? Bugün bugün Kahire kimin yanında? Bugün Mısır hangi pozisyonda? Bugün Mısır çok açık bir şekilde İsrail ve ABD güdümünde, güdümünde ve tarafında. Kahire düştü. İstanbul'u düşürmek istediler. İstanbul'u düşürmeyi başaramadılar. Ee, Şamın durumu ortada. Şimdi e, Kudüs'ün e, durumu ortada ve Kudüs'ü hep birlikte muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ama asıl tehdit e, Mekke ve Medine'ye dönük tehdittir. Eğer biz bunu görmezsek, bütün bu olup bitenleri biz bir takım siyasi çekişmeler olarak görürsek, eğer biz Recep Tayyip Erdoğan figürünü bir siyasi partinin Türkiye'deki e, siyasi figürü olarak değerlendirir ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki etkisini liderliğini ve gücünü doğru okuyamazsak biz yanlış yaparız Şimdi ben hep şunu söylüyorum ya ben e, Amerika'daki Türkiye karşıtı Erdoğan karşıtı e, düşmanı, ...kişilerin Erdoğan'a dönük saldırılarını anlıyorum, Almanya'dakileri anlıyorum, FETÖ'cülerin saldırılarını anlıyorum... ...fakat benim anlamadığım şey şu... ...içeridekiler neden Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kadar nefret ediyorlar? Recep Tayyip Erdoğan... ...demin söylediğim gibi... 15 Temmuz terör örgütlerinin saldırısı, vekalet savaşları, Türkiye'nin sınır güvenliği, Türkiye'nin istikrarı, gelişmesi, büyümesi, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıla, 15 yıla hazırlanması, bölgedeki bütün mağdurların, mazlumların gür sesi olması dışında Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Şimdi ben dönüp muhalefet ediyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'ye, Meral Akşener'e kaç defa da açıklamalarımda bunu ifade ettim. Dedim ki, eğer siz Türkiye düşmanlarından eğer siz Türkiye düşmanlarıyla birlikte 165 ülkede Türkiye'ye saldıran iftira eden Erdoğan fobya hastalığına müptela olmuş kişilerle dilinizi ayrıştırmazsanız Hı. onların dili ve onların söylemiyle Hı. siz Türkiye'nin %52'sinin seçtiği meşru cumhurbaşkanına bu şekilde saldırırsanız bana söyler misiniz sizin onlardan ne farkınız var? Ben, ben o zaman kendini da e, muhalefet yapabilirler diyorsunuz. Ya hayır mi? zaten şimdi bakın e, bütün dünyada e, siyaset üstü konularda tüm e, ülkenin güvenliğini, ülkenin geleceğini ilgilendiren temel konularda e, siyasi e, bir partiler, ortaklaşma ortaklaşma e, içerisine girerler ya şimdi sen FETÖ'cülerin kullandığı dili kullanıyorsun. Sen e, Amerika'daki Türkiye karşıtlarının dilini kullanıyorsun. Almanya'daki Türkiye düşmanlarının dilini kullanıyorsun. Avusturya'daki Türkiye düşmanlarının dilini kullanıyorsun. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu kalkıp diyor ki bu önemli. Avrupa bize destek olursa Erdoğan'ı deviririz diyor. Sonra şey kalkıp diyor ki Muharrem İnce biz diyor milliyiz. Biz diyor Türkiye'yi bağımsızlaştırmak istiyoruz. Ya sen milliysen Türkiye'yi bağımsızlaştırmak istiyorsan o zaman Türkiye'de Erdoğan'ı devirmek isteyenler neden Erdoğan'ı devirmek istiyorlar? Aslında Erdoğan'la birlikte neyi devirmek istiyorlar? Bunu neden görmüyorsun? Evet. Şimdi bu bildiri ile girmiştik konuya. Bu bildiriden bu maddeler ne çıkacak somut olarak? Şöyle bir şey var mesela Amerika bu kararı aldı taşıdı. Kudüs'e başkentini bu metinden anladığımız bu vurgularda başka ülkeler de bunun peşine takılabilir. O zaman fiilen Kudüs'ün e, statüsü e, değişmiş olacak. Yani şu an e, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak kabul eden Birleşmiş Milletler kararları da söz konusu. E, değilse yani Amerika'nın Salt bir büyük elçiliği taşımasından ibaret bir mesele değil sanki bu vurgularda. Arkası da gelirse başka ülkelerde bunu yaparsa o zaman Kudüs elden Şimdi bence olacak. bence burada evet söylediğiniz önemli. Fakat burada ilk defa bakın yaptırımlardan bahsediyoruz. Evet, evet. Bu çok önemli. Yani başka. Evet ABD'yi ülkeleri... takip eden ülkelere karşı siyasi ve ekonomik adımlar atılmalı. Filistinler için uluslararası koruma gücü yerleştirilmeli. Birleşmiş Milletler Kurumları, orucular. Uluslararası Soruşturma kom. Yani hep biz e, İslam ülkelerine dönük e, bu tür e, dil ve söylemi bugüne kadar duyardık. Hmm. İşte e, yaptırım uygulanmalı, işte hmm. Birleşmiş Milletler nezdinde... İlk defa İslam dünyasından... Ortak bir şekilde. E, ortak bir şekilde e, yaptırım uygulamak, e, ekonomik yaptırımlar uygulamak, e, ortak kararlar. Bunları ilk defa e, duyuyoruz. Bunlar hmm hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın liderliğinin ve diplomasisinin aynı zamanda sonuçları. Biz fiiliyatta da göreceğiz o zaman öyle mi? Bunları tabii yani ki... Biz diyor İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak siz filanca ülkeler eğer işte Guatemala, Guatemala'dan başlayarak bunu yaparsanız ben seninle ilişkilerimi gözden geçiririm. Bunu, bu irade mi koymuş oluyor bu, bu iradeyi koyuyor ve e, bu bir duruştur bu bir tavırdır bu bir başlangıçtır e, o yüzden de çok kıymetlidir yani e, bugün işte e, az önce konuştuk Mısırın pozisyonunu konuştuk Suudi Arabistan'ın evet. pozisyonunu biliyoruz Birleşik Arap Emirliklerinin pozisyonunu biliyoruz Körfez'de olup bitenleri zaten şimdi Bugünün en önemli özelliği, bugünün dünyasının en önemli özelliği her şey artık herkesin gözü önünde ceryan ediyor. Yani gizli kapaklı bir şey yok. Buraya imza atan bu ülkeler de var aslında. Ee, Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ama bunlar başka türlü davranıyorlar bir tarafta. Yani hangi seviyede katıldıkları ve hangi seviyede bu işe katkı sundukları da çok önemli. Çünkü... Bir taraftan da onlar şöyle bir pozisyondalar. E şimdi Kudüs'le ilgili hassasiyet göstermeseler bu defa kendi kamuoyuna dönük içine düştükleri bir durum söz konusu. Öbür taraftan belli angajmanlarını ayrıca zaten konuşmaya gerek yok. Burada kıymetli olan ve üzerinde konuşmamız gereken temel şey Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ee, İslam İşbirliği teşkilatının ve daha da genelde İslam dünyasının e, Kudüs konusundaki bu duruşu son derece kıymetli bir başlangıçtır. Bir başlangıç olarak. Evet. E, görüyorsunuz bu yaptırımlar da devamında gündeme gelebilir o zaman. E, tabii mi? ki bunların hayata geçirilmesi de son derece kıymetli. Evet. Peki <laughs> tekrar seçim gündemine dönelim ee, isterseniz. Evet. Şimdi e, Muharebince'den gidiyoruz onun. Baktığımız zaman meydanlarda kimse benim mitinglerimi izlemiyor diyor mesela. Hatta oradan çağrı yapıyor. Herkes telefonlarını kaldırsın, sosyal medyadan canlı yayın yapsın. Ben diyor beni yayınlamayan televizyon kanallarının önünden miting yapacağım. Bundan sonra gibi cümleler de kuruyor, kullanıyor. Öyle mi ki gerçekten yani bu şikayetin karşılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi buradan bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bu tipik bir CHP taktiği. Şimdi Grup Başkan Vekilliğim dönemindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük bir tweet atılmış. Bu tweet'i atan kişinin de işte bir meclis personeli olduğuna dair bir bilgi gelmiş. CHP Grup Başkan Vekili gitti. O personelin yani ortada bir şimdi şöyle normalde nedir hukuk devletinde ne olur bu meclis başkanlığına Sus, meclis başkanlığına şikayet edilir meclis başkanlığı hemen bu konuyu araştırır ee, bu konunun araştırılması için e, ne gerekiyorsa hemen bu yapılır ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi iç tüzüğü iç prosedürü çerçevesinde bu yapılır bir CHP Grup Başkan Vekili gitti. Ee, bu söz konusu personelin e, odasına girdi. E, bilgisayarını kırdı. Bilgisayarının kasasını aldı, getirdi genel kurula. O tweet'in attığı iddia edilen yani şimdi yani daha ortada bu mudur değil midir, yapılmış mıdır, gitti odaya. O o bilgisayarı kırdı, o kasayı aldı, getirdi genel kurulun ortasına koydu. Şimdi ee, Sayın Akif Hamza Çebi de e, Meclis e, Başkan Vekili oturumu yönetiyor. Akif Hamza Çebi de bir an e, şaşırdı, Olup, oturma ara vermek durumunda kaldı. Bakın. Şimdi aynı zihniyet, Anayasanın amir hükmünce e, hakareti suç haline getirdiği Cumhurbaşkanımıza açıktan hakaret edildiği zaman bu kafa, o kafa, bu zihniyet. Efendim bu özgürlükler çerçevesinde değerlendirilmeli. Evet, oradan bir siz, kurdunuz. Siz. Siz, evet. siz baskı yapıyorsunuz demeye başlıyor. Şimdi bu kafa, şimdi ben merak ettim. Dedim ki ya bugün çalıştığımız, partimizin çalıştığı medya takip şirketine dedim ki ya bu televizyonlar şeyi ne kadar veriyor? Muharrem İnce'nin mitinglerini ne kadar, hangi televizyonlar vermiş, ne kadar veriyor? Sahiden bir haksızlık var mı? Yani söylediği gibi mi durum? 9 Mayıs'tan itibaren ben medya takip ajansımızdan e, gün şeyin gün çıkardınız öyle Gün 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 çıkarttırdım. Yani hangi mitingi ne kadar vermiş. TRT mesela çok eleştiriyorlar TRT'yi. Yani TRT bütün mitinglerine girmiş. Hatta Soma mitingini sadece TRT vermiş. Diğer kanallar vermemiş. Soma mitingini sadece şey vermiş. TRT vermiş. Ya şimdi siz tehdit ederek, bağırarak, çağırarak gelirim ha, orayı basarım ha, işte gelir sizin orada miting yaparım ha, bak siz... Ba Bu neyin nesi Allah aşkına? Hatırlıyor musunuz? Bunların bir genel başkan yardımcısı 7 Haziran seçimleri öncesi bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Bu Hani bunlar özgürlükten özgürlükten bahsediyorlar ya. 8 Haziran sabahı o gazetelere el koyacağız. Aa, evet. Hatırlıyorsunuz Tabi Tabii tabii. Şimdi bu zihniyet, bu kafa böyle bir kafa. Bu kafa kendisinin yönetmediği, kendisiyle herhangi bir şekilde angajmanı olmayan bütün yapıları tehdit, düşman olarak görür. Yargıyla ilgili de aynı şeyi. Geçmişte yargı bu zihniyetin arka bahçesi olduğu için bunlar o yargıyı şey olarak itibarlı olarak görüyordu. Artık ne zaman ki arka bahçe olmadı. Ne zaman ki bu yapının arka bahçesi olmaktan çıktı yargı bunlar kıyameti kopardılar. Aynı şekilde şimdi ben geçen bir açıklama yaptım. Dedim ki bu FETÖ denen yapı sizin baskı ikliminizde büyüdü diye bir açıklama yaptım. Biz diyor ne zaman iktidar olduk ki? Son 60 yıldan beri biz hiç iktidar olmadık. Yahu siz iktidar olmadınız da 2008'de bile, 2007'de bile sizin zihniyetiniz iktidardaydı, sizin o kapatma davasını açan e, zihniyet sizin zihniyetinizdi. Cumhuriyet mitinglerini yapan, cumhurbaşkanı seçtirmem diye diyen zihniyet sizin zihniyetinizdi. Orduda e, asker eşlerine başınızı açacaksınız, dans edeceksiniz diyen zihniyet sizin zihniyetinizdi o başınızı açacaksınız dans edeceksiniz denildiğinde FETÖ'cüler takiye yaptılar başlarını açtılar dans ettiler ama gerçek Müslümanlar atıldılar, atıldılar tasfiye edildiler. İşte tam da kastettiğim bu sizin bu baskı ikliminizde sizin bu hastalıklı zihniyetiniz sizin o hastalıklı laiklik anlayışınız devletin bütün inançlara eşit mesafede olması gerekirken Laikliği bir inanç biçimi haline getirip insanların ağzına mikrofon sokuyordunuz. Laik misiniz değil misiniz diye. Daha 10 sene önce 15 sene önce işte sizin bu zihniyetiniz bu hastalıklı yapıları doğurdu. Bizim söylediğimiz bu. Yani şu anda yargıyla ilgili vesaire yaptıkları bu eleştiriler de e, o dönemde e, kendi arka bahçeleri olan yargı olmadığı için. Ya, de yargı değil, kendi işlerine gelen bir karar verdiğinde yargıyı alkışlıyorlar. Yargı işlerine gelmeyen bir karar verdiğinde de yargı, yargı işte iktidarın kontrolünde, yargı iktidarın talimatında, yargı... Yahu bu insanların hepsi, bu savcıların, hakimlerin hepsi onurlu ve haysiyetli insanlar. Hepsi bu vatanın tertemiz evlatları. Siz bu insanlara dönük bu tür hakaretlerde, bu tür iftiralarda ve bühtanlarda bulunma hakkını nereden alıyorsunuz? Evet. Şimdi... E son bir şey Muharrem İnce ile ilgili dün bir televizyon kanalına bağlandı. Enteresan bir konu olduğu için onun bandı da var. bir izletmek istiyorum size. Bu Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili Amerika'da Amerikalı birisi aramış kendisini usulünce başvuru olmadığı yani biz yani baştan Adalet Bakanlığı aslında hiç başvurmamış yani Fethullah Gülen'i bize iade edin diye. Bir onu bir arkadaşlar hazırladılar herhalde. Bir izleyelim kısacık bir bant. Onun üzerinden ben sizin değerlendirmenizi alayım. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzelteceğiz. Bağımsız, adil bir yargı kuracağız. Burada Fetö isteyeceğiz dedim ABD'den. Eğer teslim etmezlerse dedim 24 Aralık'ta ABD askerleri, İncilik'teki ABD askerleri 24 Aralık'ı yani Noel'i Washington'da kutlarlar dedim. Amerikalılar beni aradı. Sıkı durun Hande Hanım bir şey söyleyeceğim. Dediler ki haklısınız Muharrem Bey ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz Fetullah Gülen'i Usulüne uygun bir şekilde bizden geri istemedi dediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen'in iadesini usulüne uygun bir şekilde istememiş. Soru bir. Neden bey bir dakika araya girmek zorundayım şu yüzden. Şimdi Amerikalılar beni aradı dediniz. Ee, önemli bir açıklama yapıyorsunuz. Ee, herhalde. E Devamında da zaten meslektaşımız Hande Fırat şeyi soruyor. Kim bu diyor. O da diyor yani ben diyor ismini söylemiyor. Siz gazetecilik yapıyorsunuz. Ben burada memleket için bir şeyler söylüyorum deyip iyi akşamlar deyip kapatıyor. Esas mesele işte Amerikalılar beni aradı. Bu Fethullah Gülen'in usulüne iadesi için usulünce başvuru yapılmadığını söylemiş Amerikalı Muharrem Tam işte kastettiğim kafa bu kafa. Yani kendi hükümetine inanmaz, ne idüğü belirsiz, kim olduğu bilinmeyen bir Amerikalı'nın sözde telefonunun telefonuyla ortaya koyduğu iddiayı gerçekmiş gibi ülke gündemine taşır. Şimdi bakın 15 Biz Temmuz'dan... Bir izleyicimiz Muharrem İnce İngilizce biliyor mu diye sormuş. <laughs> yani tercüme... Belki Amerikalı Türkçe biliyordur. Yani... Şimdi bakın 15 Temmuz'dan hemen sonra hatırlarsanız biz bir heyetle Amerika'ya gittik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve ben de heyete dahil oldum. 15 Temmuz'dan hemen sonra Amerika'ya gittik. Şimdi Amerika ile aramızda bizim suçluların iade anlaşması var. Suçlular iade anlaşmasının 9. ve 10. maddesi son derece açık. Bir iade talebinde bulunduğu zaman taraflar en azından 60 gün gözaltı ve bu 60 gün içerisinde de ilgili belge ve bilgilerin temini. Şimdi Amerika en başından itibaren 15 Temmuz'dan hemen sonra biz ne yaptıysak hiçbir şekilde bizim iade taleplerimizle ilgili kılını kıpırdatmadı. Yani ne istiyorsunuz dedik şunu istiyoruz gönderdik. 85 bildiğim kadarıyla klasör dosya gitti. Ee, onun dışında Bekir Bozdağ'ın e, Adalet, Adalet Bakanlığı döneminde, Bekir Bozdağ bizzat kalktı Amerika'ya gitti. Orada komisyonlar arası görüşmeler yapıldı. Hangi belgeler istiyorsunuz, neler istiyorsunuz? Daha sonra Abdülhamit Gül'ün e, Adalet Bakanlığı döneminde keza aynı şekilde. Şimdi niye şunu söylemiyor bir siyasetçi olarak bunların hepsini bal gibi biliyor? Bu sürecin hepsini bal gibi biliyor. Niye şunu söyleyemiyor o kendisini arayan kim olduğu neydi belirsiz adama şunu niye söyleyemiyor? Benim hükümetim siz ne istediyseniz hangi belgeleri hangi usule göre talep ettiyseniz bunların hepsini size teslim etti. Siz neden hala bu belgeleri ilgili mahkemeye iletmiyorsunuz da elinizde tutuyorsunuz? Siz önce bunun hesabını verin bakalım demek yerine beyefendi bunu alıyor. Sıkı Hı, durun doğru kabul ediyor. Tabi tabi sıkı durun Hande Hanım. Şimdi size bir şey söylüyorum. Arkadaş şey Amerika'yı yeniden keşfediyor ya. Sıkı durun size bir şey söylüyorum. Bizim bu hükümet var ya ya bunlar usulüne uygun başvurmamışlar bile. Kaynağın ne? Kaynağım ne neydi? Belirsiz bir Amerikalı. Açıklayamadığın bir Amerikalı. Ya insaf ya. Yani insaf. Ee, yani usulüne göre Yapıldı bu başvuru. Bunların hepsi defalarca yapıldı. Bizzat gidildi, bizzat görüşüldü. Karşılıklı komisyonlar bu belgelere dair e, e, toplantılar yaptılar. Teyit ettiler. Bunlar teyit edildi, bunlar teslim edildi. Fakat o belgeler hiçbir zaman o mahkemeye gönderilmedi. Ve kendisi de Muharrem İnce de şunu çok iyi biliyor ki... ...bunların neden böyle yapıldığını... Amerika'nın Fethullah Gülen'i neden koruduğunu, 15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen'in ve onun hain uzantılarının misyonunu, görevini bunların hepsini bal gibi biliyorum. Evet. Ama derdi o değil. Bir çağrınız var mı bu Amerikalı'nın kim olduğunu açıklasın? Yani böyle bir Amerikalı var mı? Önce onu bir kesinleştirmek lazım. Yok mu yani? <laughs> Amerika vatandaşı olan bir Türk var. Yani, yani bir Amerikalı. Ben çocukken bir dizi vardı TRT'de Harput'ta bir Amerikalı diye. Herhalde bir Amerikalı. Yani. Harput'ta bir amca kalın. <laughs> Evet peki. Yani o en azından Sayın Muharrem İnce bu Amerikalı'nın kim olduğunu söylerse bir arayıp biz de arayıp yani teyit için doğru mu öyle mi demiş gerçekten belki o sözlerinin yanlış intikal ettirildiğini de söyleyebilir ama o muhtemelen Amerikalılar bunu off the record söylemişlerdir o yüzden belki açıklamıyor olabilir evet. sizin e, Mahir Bey rakibiniz kim yani Sayın Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce mi Meral Akşener mi Temel Karamollaoğlu mu? Doğu Perinçek mi? Kim sizin en güçlü, en çok sizi çekindiren aday hangisi? <laughs> e, biz şöyle bakıyoruz. Bizim e, bütün seçimlerde temel bir stratejimiz vardır. E, rakiplerimizle uğraşmak, rakiplerin ne dedi, ne demedi, rakip ne yaptı bunlardan ziyade. Şimdi bunları konuşuyoruz da şimdi siz temel işin merkezini soruyorsunuz. Biz Önceliklerimiz nedir? Bir, biz milletle kurduğumuz ilişki ne durumda? Biz temel toplumsal ihtiyaçlar talepler, bunlara dönük biz ne durumdayız? İki, bizim biz ne yapacağız? Biz daha çok bütün seçimlerde bunlara odaklanırız. Yani kendi gündemimizle. kendimiziz kendimiz. Kendi gündemimizle ilgileniriz. Ne yapacağımızla ilgileniriz. Millete verdiğimiz seçim beyannamesine yazdığımız her cümlenin gerçekleştirilebilirliği, karşılığı ve bunun fizibilitesiyle bugüne kadar hep ilgilendik. Şimdi eğer biz bu, bu tür şeylerle uğraşsak, zaten bu tür şeyler hem Türkiye'nin siyasetini rehin alıyor, hem Türkiye'nin gündemini rehin alıyor. Hem de sizin yani yürümeniz gerekiyor. Sizin sorumluluklarınız var. Şimdi efendim e, Tayyip Erdoğan şu kadar televizyona çıkıyor. Başbakan bu kadar televizyona çıkıyor. Yahu birisi Cumhurbaşkanı birisi Başbakan. Şimdi bugün İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi var. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olsa doğal olarak her yani, yayınlayacak. E, şimdi bugün İslam İşbirliği zirvesi var. Kudüs için e, İslam İşbirliği zirvesine dönem başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan. 9 tane ülkenin devlet başkanı gelmiş. Cumhurbaşkanı yardımcıları gelmiş. Bakanlar gelmiş. Başbakanlar gelmiş. Doğal bu, ilgi e, e, doğal bununla olarak bununla yani. ilgili açıklama yapıyor. Devleti yarım kaldı. Diğer özel kanallar da veriyor mu şey Tabii mi? ki hepsi veriyor. Sizin yani yani bu ben istediğim listede bütün kanallar <laughs> NTV'den CNN Türkiye, Habertürk'ten TRT Habere yani burada baktığımda... bizde e, haberlerimizde kanal 7 e, olarak veriyoruz. Tabii ki yani. canlı, üstelik canlı veriyorlar. Bütün mitingler, bütün mitingleri... Burada bakın 9 Mayıs Edirne mitinginden... 18 Mayıs Kırklareli mitingine kadar... Bütün televizyonlar bu mitingleri canlı veriyor. Ama şimdi öyle bir hava oluşturuyor ki... Şimdi gazetecilere karşı geçen gün bir ifade kullandı. Ben üzüldüm. Yani medyaya karşı kullandığı ifade... Şöyle bir şey de görüyorum. Yani kendisine bir hani mağduriyet üretip işte mağdur bir medyayla şey yapan, savaşan adam görüntüsü oluşturmaya çalışıyor da yani Halep oradaysa Arşın burada yani burada bir 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 mağduriyet yok tam tersine. Siz yayınlanmamasından dolayı bir şeyiniz gocumuyorsunuz yani. Muharrem İnce'yi herkes yayınlasın. Öyle mi? Yap şimdi bakın biz Muharrem yayınlar yayınlamaz bununla ilgilenmiyoruz. Ben bir siyasetçi olarak açıkçası bu kadar feveran edince çalıştığımız medya takip ajansına dedim ki ya bir çıkarır mısınız? Sahiden böyle bir durum mu söz konusu? Ben bütün gün gün bunları çıkardığımda böyle bir durum söz konusu değil. Yani biz e, Cumhurbaşkanı tabii ki televizyona çıkacak. Başbakan tabii ki televizyona çıkacak. Ama şimdi e, Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı adayı, ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı tabii ki televizyona çıkacak. Evet. Ama Muharrem İnce eğer şunu diyorsa, ben Cumhurbaşkanı kadar televizyona çıkmak istiyorum diyorsa önce adama denir ki kardeşim önce bir Cumhurbaşkanı ol. Evet. Önce sen e, şu seçimleri bir kazan bakalım. Yani sen daha partinin içerisindeki mücadeleyi kazanamamışsın. Parti içerisindeki mücadelede muhtemel bir genel başkan adayı olma ihtimalin ortadan kaldırılmak için Cumhurbaşkanı adayı yapılmışın. Öbür taraftan senin genel başkanın seni takdim ederken gel bakalım Muharrem ince diye seni sahneye çağırmış. Ya zaten ortalık skandaldan geçilmiyor. Yani her şey milletin göz önünde cereyan ediyor. O 8 seçim kaybetmesine rağmen koltuğuna sımsıkı sarılmış. E Say Muharemince zaten sen de ona demişsin ki be adam bu kadar seçim kaybettin hala orada niye oturuyorsun demişin. Sonra senin bir tehdit olduğun görülünce seni Cumhurbaşkanı adayı yapıp ya Cumhurbaşkanı adaylığında da ben seçimi kaybetmemiş olurum. Muharrem İnce seçimi kaybetmiş olur. Ya biz bu hesapları konuşmayı kendimiz için zül ediyoruz. Biz bunları konuşmuyoruz bile. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bunları da gündemimize almıyoruz. Bunlar da gündeme gelmenin ama, bir çeşidi diyorsunuz. Ama yani şimdi sen kalkıp da medyayı tehdit ediyorsun, gazeteleri tehdit ediyorsun. Efendim gelirim sizin kapınızın önünde miting yaparım e, diyorsun. E, tamam da bunlar ne yapsınlar? Bunlar zaten e, veriyorlar. Başka ne yapmak istiyorsunuz? Peki sizin araştırmalarınızda kim ne kadar oyalıyor? <laughs> Demek ki sorumu <laughs> Başka türlü revize etmiş şey oldu. Şimdi Daha önce de açıkladığımız Banttayız biz yani Şu anda Bizim kamuoyu araştırma Sayın cumhur, Erdoğan öyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız Parti Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor Yani o da 46-48 bandında Şeyler yani Muharrem İnce, Meral Akşener onlar ne çıkıyor? Ya onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır. Yani demin şey demiştim hani Muharrem İnce mi Meral Akşener mi? Bunların ikisini karşılaştırdığınız zaman hangisi daha? Şimdi benim gördüğüm şey şu. Zor bir rakip. Bunlar Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminden vazgeçtiler. Şöyle de bir şey Dolayısıyla da. meclise meclise dönük bir işte bu benzemezler ittifakıyla birlikte meclise dönük daha çok şu anda bir faaliyet içerisindeler. Yani hani mecliste nasıl bir yapı oluşturabiliriz? Onun çabası içerisindeler. Onun üzerinden de yürütülen işte AK Parti'ye dönük de bir kara propaganda yürütüyorlar. Şimdi ben birkaç kez bunu söylediğimde bana tepki koydular. Benim söylediğim şey şu. Diyorum ki bu ülkede bir fetö bakiyesi var mı? Var. Bu ülkede şu anda darbe girişiminde suçüstü yakalanmış ve yargılanan darbeciler var mı? Var. Bu ülkede özellikle işte itiraflarla, baylokla beraber e, gözaltına alınmış, açığa alınmış <laughs> ve dolayısıyla e, Cumhurbaşkanımızın hani tabanı ibadet, ortası ticaret, e, tavanı ihanet <laughs> dediği e, 40 yıldan beri bu ülkede sivil toplum örgütü görünümünde yapılanmış ve manipülasyonu ve sabotajı çok iyi bilen belli iletişim ağları üzerinden çok hızlı koordine olabilen bir yapı var mı var? Şimdi ben de dedim ki yani seçimlere giderken şuna dikkat edelim. Yani bir fetö manipülasyonu, bir fetö sabotajına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda hassasiyet göstermek gerekiyor. dediğimde Bunlar şey yaptılar, tepki gösterdiler Şimdi, Mesela FETÖ'nün çok iyi bildiği bir şey var, 165 ülkede de bunu yürütüyor. Propaganda aygıtlarını çok iyi sosyal kullanıyor. Medya. Sosyal medyayı çok Bittim iyi kullanıyor. Man, sosyal falan. Tabii sosyal medyada farklı siyasi görüşlere mensup kişiler görüntüsü altında çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Yok efendim işte geçen Cumhurbaşkanımız da dedi ya hani bu bir fitne, bu bir münafıklıktır. Niye? Çünkü kimin yaptığını biliyoruz. Yani yine bir FETÖ projesi olarak bunun bir manipülasyon amacıyla yapıldığını biliyoruz. O münafık lafı onlara gitti diye E Tabii ki yoksa. Oy ver, veririm vermem. Hayır hayır. Dönük... Bu oy öyle, verip. O da öyle sunuldu. Hayır çünkü. O, o da ayrı bir manipülasyondu. Cumhurbaşkanımız çok net bir şey söyledi orada. Yani tabii ki insanların oy verip vermeme davranışları kendi iradeleridir ve kutsaldır. Zaten biz o iradenin mücadelesini veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın orada söylediği bu manipülasyona ve bu e, sosyal medya organizasyonuna dönük e, bir, bir ifade. Evet. karşılığı oydu diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bize verdiğiniz için. E, bitti. Yani. <gülüyor> 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 Aslında sabaha kadar, sabura kadar da e, konuşabilirdik ama seçim dönemindeyiz. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben sana. buradan izleyicilerimizin Ramazan Şerifini de e, kutluyorum. Biz seçim boyunca Ramazan-ı Şerif'te kimseyi rahatsız etmeden daha çok insanlarla, vatandaşlarımızla, milletimizle gönül birlikteliği içerisinde halleşerek, yarenleşerek devam edeceğiz inşallah. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bu hafta Eskişehir Sancak'ta Ankara stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Mahir Ünal'ı ağırladık. Bizi izlediğiniz için de hepinize tekrar Teşekkür ediyorum. Biz de Ramazan ayınızı bu vesileyle tekrar tebrik ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle iyi geceler, hoşçakalın.